10 saniye. Bayanların bakış açısı çok farklı, ben onu biliyorum. Daha bir farklı bir pencereden bakarlar. Onun için bizim de şu kadim şehir olan Peygamberler şehrine farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için toplam bizde bayan olarak 140 ben biliyorum. 147 mi? 147 personelimiz var. Aslında kötü bir oran değil. Ama sizin performansınız sizden sonra gelecek olan bayan personelleri belirler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın saygıdeğer eşi Sema Çiftçi Hanımefendi'yi de davet ediyoruz. Sema Hanım, ben şunu da vereyim. Sefer'e tamam bu şey. Evet, bunu da sizin. Ve sizlere hediyelerinizi taksim etmeye devam ediyor. Nereden çıktık? Valla baba demiş, dedem sana ne okuyacağını öğretti, geldi okudu. Rahmetli toprağın altında, Fatma Gül'ün sütü yokmuş mu? Son sene ablasını evlendirdiği kişiden mi bahseder artık herkes kendine göre yokmuş. Siz hatırlamazsınız ablalarım, gençsiniz. Ve 93 babama attım dedi. Ne yapacak, bir işe yaramıyor. Bak ne diyor, bak dedim televizyonda ha, bilgisayar dersen anam al götürürler karışmak zaten. Bilgisayara karıştırma. Tereyağına sahip olan biz bu millete yıllarca ne dediler? Aman tereyağı yemeyin dediler. Koli koli margarinleri yedirdiler bize. O mis gibi tereyağı varken bir paket margarini ekmeğe sürmeyi bir hal zannettik. Şimdi herkeste kalp damar tıkanıklığı var, kolesterol var. Şimdi de margarin firmaları reklam yaparken tereyağı özlü margarin diyor. Eve gidip teröristin beyim. Benim çocuğumun annesi babası olmam. Sahibi amacını unutmazsak sevgi çiçeğini her daim koruyabilme şansımız vardır. Bunun için de en önemli olan bir şey saygı bir duvar gibi düşünmek ve o duvarı kaplayan her ne olursa olsun yıkmamak, karşılıklı olarak eşler birbirlerinin ailelerine en az kendi ailesi kadar sevsin derse bir yalan olur. Çünkü sevgi gönülle alakalı bir şeydir, gönül akılla alakalı değildir. Ama en az kendi ailesi kadar eşinin ailesine saygı gösterir, değer verirse bu iş çok kolay çözülür. Ve ağırların kadınların huzurunda saygıyla ilgiliyor. Teşekkür ederim. Kadın diyorum, eştir, kadın annedir, kadın vefakardır, kadın cefakardır, işçidir, emekçidir, kadın zerafettir. Kadın her şeydir. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bilgisayarda yaşa. Ben de burada dublaj masası gibi. Yardım edelim biz. Açayım o zaman. Bu bilgisayarı al bir kere ona. Ha, kuş gibi başkanım. Ben ayağımı attım biraz. Ha, biraz arkaya çekeyim. Maşallah. En azından. Yok, önemli olmuyor. Geniş olması gerekiyoruz, düşecek gibi. Kulağın arkasından. Evet. Bugün 8 Mart dolayısıyla nüfus cüzdanı kayıtlarına göre 104 yaşında olan teyzemizin ziyaretine geldik. Aslında konuşabilse, bize derdini anlatabilse, uzun yaşamanın sırlarını bize anlatabilecekti ama maalesef kulakları duymuyor. Fazla konuşamıyordu, ona çok yormak istemedik. Teyzemin şahsında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.